Merhaba Erdal Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum, sağ olun. Küvetteki Gelinler premierindeyiz. Yönetmenisiniz, neler söyleyeceksiniz, nasıl bir oyun? Bizi neler bekliyor? Valla artan kadın ve şiddeti göz ardı edemedik hakikaten sayesinde. Bundan 2 sene önce bir premier yapma niyetimiz vardı ama pandemiyle beraber anca yapabildik, başladığımız için anca bitirdik. Bu bağlamda da 3 tane kızımız var. Ve kadınların sosyolojik çevrelerin içerisinde en büyük derdi evlenme kavramı üzerine bir hikaye anlatıyoruz burada. Aynı kadının, ayrı kadınların aynı adam tarafından aşklarıyla kandırılıp bütün mal varlıklarına el konulduktan sonra onları öldürmesini anlatan gerçek olaydan yola çıkarak bir hikaye seyredeceğiz. Ya bu değişik bir konsept olacak. Kümeti su dolu içinde geçecek diye bir soru ama. Evet, biraz öyle. Zor bir zor olmuyor. Yani kızlar o konuda çok zorlandılar ama şahane bir inatları vardı. Ortaya bence seyri güzel bir iş çıktı. Keyifli diyemiyorum çünkü yani kadına şiddeti anlatmanın bir keyfi olamaz. Ama kendi içerisinde kadının kendine öz eleştirisini yaptı. Nükteden bir tavrı var oyunda. Sanırım zaman zaman istemsiz kahkahalar atıp o kahkahaların sonunda da tuhaf gözyaşları dökeceğimiz bir işle karşılaşacak seyirci. Yani hani yolu uzun, keyifli bir seyircisi olmuş. Dijital platformda da yeni diziniz yayınlanacak. Evet. Hamlet, onunla ilgili neler söyleyebilirsin? Nasıl bir proje oldu? Valla şöyle söyleyeyim. Hamlet benim Behzat Ç'den sonra yaptığım en keyifli işlerden bir tanesi. Yani hani birisi de seyrettiğinde zaman bunu göreceksiniz. Şahane bir adaptasyon. O adaptasyondaki aslında Shakespeare'in karakterini biraz bu toprakların insanın karakterini katmak bir oyuncu için bulmak istedim açıkçası. Yani zaten dizi de layığını gördüm. Fransa'da gitti, yarışmada yarışık falan filan. Güzeldi yani. Hani benim de büyük keyif aldığım işlerden bir tanesi oldu açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Olduk mu?